döviz kuru yatırımcıları tarafından merakla araştırılıyorken dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı. Anlık olarak dolar 34 liradan, euro ise 37 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Hafta başında döviz düşerek başladı. Gerek dolar gerek euro 34.000 bandında aşağı yukarı sakinleşti. Son 6,5 ayda yaklaşık 1500 lira civarında dolarda bir değer kazanımı oldu. Aynı oran euroda da geçerli. Benim tahminim yıl sonuna kadar kesinlikle bu carry trade, yani sıcak paranın Türkiye'ye gelmesi nedeniyle daha da bunun devamı açısından hükümet baskı altında tutacak dövizi. Dolar ve euroda ben belli bir artış beklemiyorum. Yani yıl sonu bu yakın rakamlarla kapatabilir. Dolayısıyla ben özellikle döviz yatırımcılarının bu sene dövizde bir veri elde edemeyecekler net olarak ifade edebilirim. Türk parası faizi yatıranlar aylık yaklaşık %4'lük para alırlar. Yine Catrate ile Türkiye'ye gelip Türk parasını çevirip doları, euroyu, yabancı parayı Türk hazine bonosu alan veya bankasına yatıran da aynı dolar bazında dolar artmadığı için %4 veya 5 faiz alıyor. Yabancı paranın, yani dolar ve euronun değer kazanmaması nedeniyle Türkiye'deki ürünler Avrupa'dan gelen insanlara pahalı geldiği gibi oteller ve oradaki harcadan para da çok pahalı geldi. Dolayısıyla turizme Yunanistan, Mısır başta olmak üzere farklı ülkelere kaptırdık biz. Çok büyük ihtimal bu trend devam ettiği sürece, yani dövizdeki bu baskı ve sabit kur devam ettiği sürece bu kayıplarımız sınırsız boyuta devam edecektir. Dolar ve euro alıyor musunuz? Yatırım yapıyor musunuz? Vallahi yatırım yani dolar ve euro almıyorum. Yatırım yapacak olursam altın düşünüyorum. Altın alırım. Çok fazla da alamıyoruz gerçi ekonomiden, ama alacak olsam da dolar euro kesinlikle almam. Altın alırım alacak olursam. Çünkü euronun, doların dış devletlere hizmet olduğunu düşünüyorum. Türk parası geçerli olsun istiyorum. İlla da yatırım yapmak gerekiyorsa altın olarak düşünüyorum ben. Altını daha mantıklı buluyoruz. Yerli yatırım. Yani dolar ve euroyu da fiyat sürekli değiştiği için şu anki tek yatırımımız altın üzerinde devam ediyor bizim. Dövize yatırım yapmıyorum, altına yatırım yapıyorum. Neden? Döviz inişli çıkışlı, altın uzun vadeli olduğu için daha karlı, her zaman için daha karlı yatırım.